Herkese merhaba. Şu an yanımızda Ses Partisi Eskişehir İl Başkanı Kasım Karakaş var. Kendisiyle biraz gündemi değerlendireceğiz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim Akif Bey. Siz nasılsınız? Çok şükür. Başkanım biliyorsunuz 14 Mayıs'ta seçim yapılacak. Hem Yüksek Seçim Kurulu açıkladı hem Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Ses Partisi de benim bildiğim kadarıyla seçimlere giremeyecek ama ittifakın içerisinde yer alırsa seçimlere girebiliyor. Ses Partisi'nin son durumu nedir? Şimdi 6 aylık büyük kongre süreci yaptıktan 6 aydan sonra seçim olması, yani seçime katılabilirdi. Biz 1 ayla bunun hakkını kaybettik ama tabii ki Ses Partisi yoluna devam edecektir. Hani arzu ederdik ki kendi logomuzla girelim. Bu şekilde bu seçim nasip olmadı. Hayırlısı demek ki böyleymiş. Ama biz kesinlikle yola devam edeceğiz. Hangi ittifak hayırlısıysa ülkemiz için, milletimiz için biz orada inşallah cumartesi günü de MYK toplantımız var Ankara'da. Arkadaşların çıkaracağı kararla hangi karar çıkarsa, hangi yöndeyse o şekilde değerlendireceğiz. Valla HDP'nin ittifakı var. AK Parti'nin içerisinde bulunduğu ittifak var. Bu ittifaklardan hangisine daha yakınsınız? Çünkü altılı masaya girmeyeceğinizi biliyorum. Ya şimdi yani dedim ya hani 3 iltifak gözüküyor şu anda. Hatta 4. iltifak çıktı tabii. Burada bizim Turgut Özal'ın oğlu ittifak kuruldu. O da ayrı bir tabii yani burada ciddi ve gerçekçi ama olmak lazım. Ama sizin baraj problemi olmayacak bir ittifaka girmeniz lazım. Burada dedim ya hani hayırlısı bizim için hangisiyse biz orada hangisine yakınsınız işte cımbızla biz iki ittifaka da genel başkanımızın her zaman dediği gibi ne karşısında ne de yanındayız. Hani arkadaşların çıkaracak karar hani burada cumartesi yani bu hafta netleşecek inşallah. Biz de ülkemiz için hayırlısı hangisiyse biz mutlaka orada yer alacağız. Ama altılı masanın karşısında bir politikanız var gibi gözüküyor. Ya şimdi altılı masayı ben daha önce de demiştim samimi bulmuyorum. Yine aynı fikirdeyim. Çünkü orada yani biliyorsun bu ayın 24'ünde listeler verilmesi gerekiyor bu gruplar YSK'ya son gün 24'ü. Burada da bir kriz çıkaracağını kanaatindeyim. Çünkü orada hiç böyle atıyorum 4 partinin yani %1 ve 1'in altında oyları olan bir parti var orada. Burada milletvekili sıralamaları olacak şehirlerde. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık bir partidir. Öbür parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin %23'te, 25-26 bazen diyorlar oyu var. Öbür partilerin %1 oyu var. İyi Parti karıştırmadım zaten. Burada CHP'nin 130 civarı vekili var. Yani bu değişmez. Yıllardır aynı şey. Burada belki 1-2 oynayabilir seçimlerde. Burada CHP'nin iç dinamikleri de bunu yani sonuçta sen 40-50 vekili dağıttıktan sonra otomatikten 100'ün altına düşer. Yani ana muhalefeti kaybetmiş olacaklar. Burada da yani içeriden ciddi bir sıkıntı olacağını kanaatindeyim. Bekleyeceğiz önümüzdeki haftayı. Meral Akşener yine dağıtır mı diyorsunuz? Ya Meral Akşener... Çünkü özellikle İYİ Parti'ye girmiyorsunuz. Dikkat ettim. Ya şimdi burada hani bizim hiçbir siyasetin iç şeylere girmeyeceğiz de Meral Hanım gördük hep beraber Türkiye. 2 günde 90 derece dönüşü yaptı. Yani ama Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu'nu da bir şekilde oyuna sokmayı başardı. Kazanan Akşener oldu gibi gözüküyor. Hayır orada yani orada sonuçta net değil. Hani Cumhurbaşkanı'nın kararıyla yardımcısı olacak. O da net değil. Ben onu da olacağını pek düşünmüyorum. Sadece hani Meral Hanım tatmin olsun diye böyle bir alternatif masaya getirdiler. Öyle pek olacağını ben düşünmüyorum. Peki Kemal Kılıçdaroğlu hakkında neler düşünüyorsunuz? Kemal Bey dürüst, namuslu, siyasi, dürüst bir insan. Daha önce işte SGK geçmişi var ve yıllardan beri de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı yapıyor. 10 yıl. Burada hani insani olarak gerçekten her kesimde dürüst bir insan olduğunu söylenir ama hani siyasi başarısına baktığın zaman bir tane başarısı görüyoruz. O da ne? Yıllardır yani hep durduğu yeri korumuştur Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı ama maalesef
genel seçimlerde bir tane başarısı yok. Yani İstanbul ve Ankara'yı alırken İYİ Parti'nin desteği olmasa alamazdı mı diyorsunuz? Hayır, İYİ Parti ile alakası yok. Orada HDP'nin desteği almasaydı kazanamayacaklardı. Yani İYİ Parti zaten beraberler. O sonuçta vekil verdi. Ya bir nevi Kılıçdaroğlu İYİ Parti'yi meydana getiriyor. Oysa İYİ Parti diye bir parti olamayacaktı. Vekil verdiler, grup kurdular. O şekilde gündeme geldiler. Hep Kemal Bey yanlarında durdu. Yani CHP'nin yan sanayi gibi bir şey görüyorum ben İYİ Parti'ye. Efendim bugün yazılı bir açıklamanız vardı. Böyle giderse ithal süt içeceğiz diye. İşte bilmeyenler için biraz anlatır mısınız? Evet, gerçekten yani bu hayvancılık gittikçe özellikle süt inekleri yani bu yani zaman zaman besici arkadaşlarla da görüşüyoruz. Bütün köylerimize gittiğimiz zaman yani için içine çıkamıyorlar şu anda gerçekten yani maliyetlerden dolayı. Biliyorsun önceki senelere hep kesime verdiler bu süt inekleri. Hayvancılık gittikçe azalıyor. Burada devlet ciddi bir şekilde destek vermesi lazım. Yani bunun yiyimle alakası yok. Artık damızlık gibi hayvan desteği veya doğrudan bir kredi yani hayvan odaklı vermesi lazım ki burada önümüzdeki senelerde daha çok bu sıkıntıyı yaşayacağız. Yani bugün baktığımız zaman en ucuz süt markette yani en ucuzu 22-23 TL'den başlar. Yani onu tam denk gelmedi bana mutlaka öyledir ama bu da büyük bir yılda bunlar yaşandı. Ve gittikçe yani ithal etmek zorunda kalacak. Yani ülkemizi. Süt üretimi tehlikede. Çok büyük tabii kesinlikle devlet buna bir yani desteklemeyle olur bunlar, teşvikle olur. Yani ben baktığım zaman geçmişte yani destek veriyor çiftçiye veya hayvancıya ama o para nereye gittiğini kontrol olmuyor. Mesela adam hayvancılık adı altında Ziraat Bankası veya öbür kurma bankalarda kredi çekip gidip de araba alıyor veya ev alır veya ticarette kullanıyorlar. Burada doğrudan devlet bunun yani takibini yapması gerektiğini kanaatindeyim. Evet, et fiyatları artmasın diye süt inekleri kesime gönderiliyor diye yorumlar var. Hani süt inekleri kesildiği için et fiyatları artmıyor deniliyor ama zincir markette 210 lira, kasaplarda 250 lira, hani İstanbul, İzmir, Ankara gibi yerlerde 300 lira bu kıyma fiyatları. Kıyma üzerinden konuşacak olursak çözüm nedir? Siz nasıl görüyorsunuz? Ya tabii ki yani hesap kitabı ortada yani ucuz kıyma nereden geliyor acaba? Hani bu zincir marketler tabii ki büyük yani normal esnafla kıyaslayamayız ama yerel esnafla da. Yani ben şüpheyle bakarım o marketteki kıyma fiyatları. Tabii yani insanlar da mecbur kaldığı için en ucuzu neredeyse onu almak zorunda maalesef ama gerçek bir kıyma mahallemizdeki kasaptan gönül rahatlığıyla sonuçta biz o esnafı tanırız yıllardır. Herkesin mahallesi için söylüyorum. Orada 250 altında dediğiniz gibi yok. Yani bu öbür şehirlere baktığımız zaman 300'ün üstünde de fiyatlar görmek mümkün oluyor ama buna da yani hep yine söylüyorum devlet destekle bunun hani acil bir eylem planıyla derhal bir hayvancılığa bir destek yapıp tarım kredi üzerinde de olabilir. Yani destekle olacak. Bu önümüzdeki yıllarda büyük bir sorun hale gelir. Eskişehir'de et balık süt kurumu yok mesela. Yani satış mağazası yok. Maalesef daha önce vardı biliyorsunuz kapattılar. Ziyapaşa bunların, Caddesi'nde evet, vardı. Kapandı. Bir an önce tekrar hayata geçirmesi lazım. Eskişehir'e önemli bir, tabii kesin. Vatandaş ekonomisinden devam edelim. Biliyorsunuz 23'ünde Ramazan ayı başlıyor. Fırınlarda 270 gram Ramazan pidesi 9 liradan satılacak. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de biliyorsunuz her yıl bir aylığına pide üretip insanlara ulaştırıyor ama satış fiyatı henüz belli değil. Sizce halk pide bu sene kaç para olmalı? Halk ekmek 3 lira bu arada. Halk ekmek biliyorsunuz tabii bir maliyeti vardır gerçekten. Her şey arttıkça tabii ki onlar da mutlaka bir fiyat belirleyecek ama ya, makul bir fiyat olması lazım. Yani ben yine keşke ekmekle aynı fiyata satsa ama bu mümkün olmayabilir. Yani ben de 4 TL 5 TL arası olmasını. Tam bir rakam verirsek. Ya 5 uygundur yani. Yani bütün il başkanlarına sorayım aynen. Bakalım hangisi bilecek diye. Bir de şöyle bir şey var. Zaten hangi fiyatı belirlerse belirlesinler halk ekmeğinin büfelerinin önünde yine kuyruk oluyor.
O yüzden belediyenin çok fazla kar gütmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şimdi... 6 lira dese de kuyruk olacak. 7,5 lira dese de kuyruk olacak. O yüzden burada belediyeyi göreve davet etmek lazım. Tabii ki yani bu yıllardır dediğiniz gibi çok da yaygınlaştı. Şimdi yeni tesis de açıyorlar daha fazla üretim olsun diye. Tabii belediye buna kar amaçlı değil de daha çok insanların yani destek olması için biliyorsunuz. Son bir yıldır her şeyin fiyatı ateş pahası oldu. Burada belediyelerin görevleri kar etmek değil, hizmet etmeli olmalı yani. Evet, bugün yerel basında haberler çıktı sabah. Ajanslara düştü. Eskişehir'de Şubat ayında konut satışları dibi görmüş. Emlakçılar sinek avlamış, konut sahipleri de telefon beklemişler evleri satmak için. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Sizin emlakçılık yaptığınızı da biliyorum. Evet. Ya şimdi yani son 1-2 senedir yani 2021'in yarısından yani ilk 6 aydan sonra maalesef tabii önce maliyetler çok yükseldi ama bizim insanlar da bunu çoğu fırsata çevirdi. Kantarın topuzunu kaçırdılar. Kesinlikle yani burada fırsata çevirip yani biz de sektörde olduğumuz için geçmişte inşaat da yaptık. Burada tabii ki fiyat farkını uygulayacaksınız ama burada çok da fırsata çevirenler var. Çünkü biz bazen bize işte müşteri bir yer getirir, bir fiyat konuşuyoruz. 10 gün sonra bir müşteri yani sürekli gösteriyoruz. Her gelen insan da alıcı değildir veya beğenmiyordur. Tam birisiyle anlaşıyoruz, işte ev sahibi çağıracağız, sözleşme yapalım diye. Ben fiyatını arttırdım. Yani 10 günde baktığın zaman 200, 300, 400, 500 bin lira bir anda fiyat farkı yansıyanlar var. Çok yüksek bu da. Sonuçta örnek diyorum bugün 1000 liranın altında 0, 1, 2 artı 1 dediğimiz 90 metrekare daire bulmak mümkün değil artık. Yani bu da insanların geliri bellidir. Eskişehir'de 1 artı 0 daire 1 milyon liradan mı başlıyor? Ya şu an artık yeni maliyetler, yani şimdiye kadar satılanlar zaten 750-800 gibiydi. Bundan sonrakiler en az 1 milyonun altında olacağını ben düşünmüyorum yeni artık. Yeni yapılan daireler sizce depreme dayanıklı mı? Ya şimdi Eskişehir'inki yani 2000 yılından sonrakiler hep yapı denetim eşine götürdü ama 2000 ve 2012'den sonrakiler kesinlikle dayanıklıdır. Yani Eskişehir'in hangi firma yaptıysa yapsın uygun yapılıyor. Yani özellikle eskiden mesela 60 santim iniyordu 2000 ile 2012 arası. Bu 2012'den sonra yani bazıları 2 metrenin altına düşer ama 170'in altında yok temellerin inmeleri. Yani Eskişehir'in binaları güvenilirdir. Efendim son 3-4 gündür güzel yağmur yağış alıyoruz. Allah arttırsın, bereket yağıyor. Ama uzmanlar da geçen hafta çağrılar yaptılar. Eskişehir'deki Porsuk Barajı'nın doluluk oranı %36-%37'lerde. Eskişehir kuraklık riski olan illerden birisi ve risk yüksek. Eskişehir bu yaz kuraklık bekliyor şeklinde açıklamalar yaptılar. Sadece yağmur bekleyerek bu işi çözebilir miyiz? Veya sizce neler yapılması gerekiyor? Şimdi o konuda biz Ocak ayın içerisinde DSE müdürümüzü ziyaret etmiştik. Su işlerini. Bu konuyla ilgili hani hazırlıklarınız var gittikçe yani bu kuraklık dünyada olduğu gibi Türkiye'de ve Eskişehir'de bunun içerisinde. Yani yeni tedbirler var mı? Maalesef yeni tedbirler yok. Müdür Bey'le aldığımız bilgilere göre. Hani burada işte bazı ülkeler, yeraltı, göletler, farklı şeylerdi veya bazı illerde bildiğim kadarıyla yapıldı. Burada Eskişehir onunla ilgili DSE hiçbir tedbiri yok. Bir tane tedbir almışlar. İşte şu pancarı ekmeyin veya şunu ekmeyin gibisine kağıt üzerine işte çiftçiye hani buraya su veremeyiz, burada suyumuz yok gibi yani bu tür tedbirler bu tedbir sayılmaz. Yani orada adam ne ekecekse bırak eksin. Zaten ülkemizde planlama yok. Bu konuda Eskişehir Devlet Su İşleri yani yeterli bulmuyorum. Evet. Kendini o konuda yani bu tedbir değildir. O zaman demişti %36'lardayız. Şu an yüzde uzmanları dediğine göre %30'lar seviyesinde. 37'lerde şu an. Şu anda %30. Son 3-4 günlük yağış hariç. Hariç. Ya tabii yağış da yani keşke yaşı kar olmadıktan sonra iklim değişikleri oluyor biliyorsun. Eskiden bu mevsimlerde karlar vardı. Maalesef biz karı görmedik. Yani sadece bir sefer yağdı. Bir daha da
Bugün sadece üşüdük. Kar görmedik. Maalesef, maalesef. Yani bununla ilgili ciddi tedbirler alması lazım. Evet, son olarak da bir kızlar konusunu konuşmamız gerekiyor başkanım. Her konuma soruyorum. Kızlar biliyorsunuz deprem sürecinde oldukça sınıfta kaldı. Kızlar başkanı her gün gündemden düşmüyor, her gün birileriyle kavga ediyor. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Ya şimdi Kızılay dediği zaman bizim gerçekten göz bebeğimizdir. Kızılay yıllarda biz çocukluğumuzdan da Kızılay hep televizyonda bir ülkede bir afet bir şey olduğu zaman ay yıldızlı çadırlarımızı görürdük. Maalesef her yani liyakatsızlık diyelim gerçekten liyakat olmadığı için her gittikçe bu kurumu yani bitirmeye çalıştılar. Son depremle birlikte Kızılay kendini de gerçekten bitirdi yani. Ahbap çadır satar. Ya ahbap olur, başka bir şey olur, satmaması Türkler lazımdı. Türkler 1000 lira satmışlar. Ya orada çok şeylere konserve olsun, çadır olsun Bahmin satmışlar. Bahmin yapalan da satılmış evet. Maalesef, çok. Maalesef. Bu da çok da Kızılay için iyi olmadı. İstifa bekliyor musunuz Kızılay? Kesinlikle. Teşekkür ediyoruz. Ses Partisi Şehir Başkanı Kasım Karakaş'la güzel bir sohbet ettik. Seçim sürecinde ittifak yaparak seçimlere girebileceklerini söylediler. Henüz yasal sebeplerden dolayı seçime girme yeterliğine ulaşamadılar. İttifaklardan hangilerine yakınsınız diye sorduğumda sanki HDP'nin ittifakına bir tık daha yakın geldi. Bana bu benim görüşüm. Altılı Masa'yı eleştirdi. Yakında tekrar dağılacağını iddia etti Kasım Başkan. Halk bir de Eskişehir'de 5 lira olmalı dedi. Konuyu uzatmadı. Halka hizmet öncelikli olmalı dedi. Bugün basına gönderdiği yazılı açıklama olan yakında ithal süt içebiliriz konusunu konuştuk. Kıyma fiyatlarının 300 liraya yaklaştığını anlattı başkanımız. Konut satışların neden azaldığını, ev sahiplerinin bu konuda daha iyi performanslar göstermelerini, daha iyi fiyatlar, daha iyimser davranmalarını söyledi. Kuraklık konusunda devlet su işlerinin yaptığı hazırlıkların oldukça yetersiz olduğunu ifade etti. Son olarak da Kızılay Başkanı'nın artık istifa etmesi gerektiğini söyledi başkanım. Kesinlikle. Var mı mesajınız son kez? Yok, şimdi önümüzde Ramazan'a yaklaşıyor. Çok affedersin. İnşallah bu kadar da ülkemizde büyük bir depremler var. O bölgeyi unutmamamız lazım. Herkes, yani ciddi derecede yardımlara ihtiyaç var. Empati yapmamız lazım. Deprem bölgeleri herkesin gitmesi lazım. Özellikle vekiller, belediye başkanları, STK'lar, odalar. Yani bir ay boyunca o bölgeleri boş bırakmamamız lazım. Her zaman orada olmamız lazım inşallah. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.